Herkese merhaba, ben Bursel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beraber bir tane yurt oda turu çekeceğim. Daha önce ben bir tane oda turu çektim. Ben normalde Ayşe Menger bloğunda kalıyorum. Onu şöyle koyabilirsem şuraya kartını koyacağım. Koyamazsam açıklamalar kısmına koyacağım. Şu an C bloğa geldim. Burada işte A, B, C diye bir de D blok var. E de var galiba. Böyle gidiyor bloklar. Bir de Ayşe Menger bloğu var. Hepsinin kampüsü aynı. Hepsi aynı kampüse bakıyor. Aynı yemekhaneyi kullanıyor. Şimdi arkadaşımın odasına geldim. Ayşe Menger bloğunu da çekmiştim. Onu da bakmak isterseniz izleyebilirsiniz. O üçüncü tip bir KYK odası. Bu KYK odası da birinci tip. Yani en kötü KYK odası diye geçiyor. Şimdi odayı baştan sona çekeceğim. Tuvalet banyo kısmını falan da göstereceğim. Denizde ikiye ayrılıyor. Bu tarafta 10 oda, bu tarafta 10 oda var. Her odada 6 kişi kalıyor. Burası şu an arkadaşımın odası. Zaten büt dönemindeyiz. O yüzden çoğu kişi gitti. Oda boşken çekeyim dedim. Tuvalet, banyo ortak kullanılıyor. Tüm kat kullanıyor. 10 oda bir tane tuvalet, banyoyu kullanıyor. Yatak sistemi de ranza. Hemen gösteriyorum size. Şimdi kapıdan giriyorum. Bu kadar yani. Odanın tüm boyu bu kadar. Ve 6 kişi paylaşıyor. Şimdi şurada bir tane buzdolabımız var. Böyle küçük. Ama bence 6 kişi için gayet yeterli yani. Her şeyi alıyor. Zaten yemekhanede yediğimiz için çok da problem olmuyor. Burada küçük bir komodin var. O da işte ortak kullanıyor yine. Arkadaşlarım eşyalarını da bırakmış seneye tekrar geleceğimiz için. Odadaki dolap boyutlarımız bu kadar. Ayşe Menger bloğu ile birebir aynı sistemi. Sadece burası 6 kişilik işte. Böyle küçük bir dolabımız var. Dolap asla yetmiyor. Bir kişi için çok az bence. Şu taraftan yataklar bu şekilde. Ranza, iki burada, iki burada. İki de burada var. Burada dolapların devamı var. Her odada bir tane masa oluyor kullanılmak için. İki tane de sandalye koyuyorlar. Oda bu kadar yani. Bir de şey göstereceğim. Burası dışarısı. Ortak kampüse bakıyor. Hatta şöyle açayım camı. Şöyle ortak kampüse bakıyor. Bütün bloklar burada. Hepsi burada yerleşmiş durumda. Hemen şurada yemekhane var. Bütün buradaki blokların hepsi ortak yemekhaneyi kullanıyor. Bir de şu an burası karma bir yurt. Aynı merkezin içinde. Tabii ki bloklarımız ayrı. Bir tane sadece burada erkek yurdu var. Erkek bloğumuz var. Gerisi full kız bloğu. Ama yemekhane ortak olduğu için yine böyle aslında bir tık sorun oluyor kızlar için. Özellikle kapalar için işte tekrar örtünmeleri gerekiyor, gitmeleri gerekiyor falan. Çok problem. Bizim için de problem tabii ki. Hani pijamalarımıza falan inemiyoruz. O kısa bir sorun ama bu sene değişeceğini söylediler. Bilmiyorum olacak mı? Kaç senedir bu söyleniyor ama kaç senedir değişmiyor. Öyle yani. Çok az kalan karma yurtlardan bir tanesi burası. Bir de güne bakan yurdu var. 2 gün sonra oraya gideceğim misafir öğrenci için. Oranın da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi size ortak alanları göstereceğim. Bu koridorları, tuvalet banyoyu, çalışma alanlarını ve çamaşır odasını göstermeye çalışacağım. Şöyle odadan çıktığımızda katlar bu şekilde gidiyor. Şöyle şuradan kesiliyor. Burada 10 tane oda. Diğer tarafta 10 tane oda var. Şöyle tuvalet banyosunu göstereceğim. Hemen karşımızda şansımızda. Bu şekilde duşları var. Böyle 3 tane. Burada da tuvaletleri var. Merdivenlerden çıktıktan sonra bu şekilde ikiye bölünüyor. Sağda ve solda. Bu taraftaki tuvalet banyoyu hani bir tane var ve burası komple kullanıyor. Bu taraftakine de yine bir tane var ve yine bu kat bu taraf komple kullanıyor. Her bölümde 3 tane tuvalet, 3 tane banyo var. Şimdi beraber etüt odalarına bakacağız. Böyle her kat ortasında bir tane etüt odası var. Thank you.
Şu an yurt boşaldığı için biraz temizlenme aşamasında, kirler taraf. Bu şekilde her katta bir etüt olması yine yeterli geliyor. Kimsenin odasında bir çalışma masası yok. Bu biraz kötü. Ama bu da yeterli geliyor yani, sorun olmuyor. Zaten çoğu zaman okulun kütüphanesine gidiyoruz. Çünkü okulun kütüphane, yani okul daha doğrusu yurda aşırı yakın. Yurttan çıkar çıkmaz 2 dakika içerisinde okuldayız. Hiçbir problem olmuyor bizim için. Bu zaten buradaki yurdun en büyük avantajı. Çoğu kişinin yurttan gitmemesinin tek sebebi falan yani. Aşırı yakın. Sabahları herkes daha fazla uyumak ister diye düşünüyorum yani. Bir de mimarlar için etüt odalarında çizim masaları da böyle bulunuyor. Kullanabilmek için. Yine her kat arasında sadece böyle bir tane boy aynası var. Bir de her katta bavul odası var. Yurdun en alt katında da çamaşırhane bulunuyor. Çamaşır makinesi şu an yeterli miktarda burada. Mesela benim kaldığım blokta çok az vardı ama burada yeteri kadar var. Kurutma makineleri de var ama fazla kurutmuyor. O yüzden kimse kullanmıyor. Bu şekilde bence yeterli miktarda yani. Çamaşır makinelerini mesela kullanacağımız zaman ismimizi yazdırmamız gerekiyor. Güvenliğin orada işte çamaşır makine listesi çıkıyor. Her gün saat 7.30'da açılıyor sabah. Gidip isimlerimizi yazdırmamız gerekiyor. İşte hangi saate istiyorsak. Ona göre gelip çamaşırlarımızı kendimiz atıyoruz. Bir şey söylemeyi unuttum. Her katta bir tane bavul odası var. Hani bavullar odada yer kaplamıyor. Bir de burada sığınağa inerken bir tane mescit var. Ben üniversiteye başlayacağım zaman bu yurt oda turlarına çok bakıyordum. Çok merak ediyordum falan. Hani KYK'ya gideceğim, nasıl bir yere gideceğim. Ve sürekli izliyordum. Umarım sizin de işinize yaramıştır. En azından aklınızda bir fikir belirmiştir. Umarım keyif alarak izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yurt oda turumuz bu kadardı. Dediğim gibi 6. tip bir yurt oda turu. Son olarak da bir de size dış tarafını gösterip çekeceğim ve kapatacağım. Eğer yurt oda turu videolarına da bakabilirsiniz. Birinci tip, üçüncü tip ve altıncı tip olarak 3 tanesini çekiyorum. Sonraki videoda görüşürüz.